Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimiz. Hoş geldiniz. Bir ara vermişiz galiba. Hakkınızı helal edin yoğunluktan. Derslere devam edemedik. Evet. Asap suresinde kaldık arkadaşlar. Asap suresi 33. sure. 35. ayetteyiz bizde yani. 33. surenin 35. ayetinde inşallah devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim tekrar. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar Evet yani kadınlar ve erkekler yine bir arada aynı sorumluluk çerçevesinde, dairesinde değerlendiren anan bir ayetle daha karşı karşıyayız. O açıdan çok çok önemli bir ayet. İnanan bütün erkekler ve kadınlar, kendilerini adamış bütün erkekler ve kadınlar, sözlerine sadık bütün erkekler ve kadınlar, Sıkıntılara göğüs gelen bütün erkekler ve kadınlar. Allah'ın karşısında güçsüzlüğünü anlayan bütün erkekler ve kadınlar. Karşılıksız yardımda bulunan bütün erkekler ve kadınlar. Nefislerini kontrol eden bütün erkekler ve kadınlar. İffetlerin üzerine titreyen bütün erkekler ve kadınlar. İffetleri üzerine titreyen bütün erkekler ve kadınlar. Bakın bir ayrım yapmıyor. Bizim toplumun veya toplumlarımızın aksine. Ve Allah'ı durmaksızın anan bütün erkekler ve kadınlar için evet. Bütün bunların tümü için Allah mağfiret ve en büyük mükafat hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlar demek ki bir kadın ya da bir erkek. Kadınlar topluluğu ya da erkekler topluluğu. Allah katındaki mağfirete, büyük mükafata nasıl layık olacaklar? Layık olan bu kişilerin sıfatları nedir? Cenab-ı Allah ayrıntılı bir şekilde ikisini de ihmal etmeden gördüğünüz gibi saymış, sıralamış. Tekrar bakalım. Bu erkekler ve kadınlar nasıl olmaları gerekiyormuş? Allah'a teslim olmaları gerekiyormuş iman etmeleri gerekiyormuş, kendilerini Allah yoluna adamaları gerekiyormuş, sözlerine sadık olmaları gerekiyormuş, bu iman ve teslimiyet bağına sözüne sadık olacaklar. Sıkıntılara göğüs gerecekler. Yani direniş ehli olacaklar yani. Kadın ve erkek hiçbir fark yok. Evet. Tabii ki erkeğin de kadının da hem kendi işlerinde hem karşı cinsi olarak direniş alanları değişebilir. Bu ayrı bir şey. Ama bir duruş olarak direniş eli tevhid ve adaletten yana, özgürlükten yana, efendim zulme karşı, ifsada karşı, ıslahtan yana direniş ehli olmaları gerekiyor. Rabbimizin sıraladığı bu listeye göre. Efendim, sonra Diyor ki Allah'ın karşısında güçsüzlüğünü anlayan bütün erkek ve kadınlar. Yani Allah karşısında bir kibirlenme. Haşa, tuyan etme. Yani e, etme. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmeyecek bu kadın ve erkekler. Neye ulaşmak için? Allah'ın merhametine, mağfiretine, büyük ödüllerine ulaşmak için. Efendim, sonra diyor ki, karşılıksız yardımda bulunan, infak eden olacak bunlar. Nefislerini kontrol edecekler. İffetleri üzerine titreyecekler ve Allah'ı durmaksızın anacaklar. Yani düşünelim iffetler üzerine titremek, hassas olmak. Tabii bu bizim toplumumuzda ve İslam dünyası toplumlarında Atasay Müftüoğlu abinin ifadesiyle söylemiş olalım. Nasıl algılanır, nasıl denir? Sadece kadınlara az bir şey yani. Kadın iffet de olacak. Yani iffet sonuçta bir kadın ismi olarak da veriliyor. Erkeğin iffeti, erkeğin haysiyeti, onuru, namusu, şerefi var mı yok mu? Olmalı mı olmamalı mı? Buna titremeli mi titrememeli mi? Yani böyle bir şey sorulamaz bile Kur'an-ı Kerim'e göre. İkisi de titriyecek. İffeti, haysiyeti, onuru, ahlakı üzerine. Bu açıdan çok devrimci bir atılım, çok devrimci bir beyan. Hem kendi içinde yaşadığı toplum için o toplumda bırakmıyoruz. Hala devam ediyor. Yani Mekkeli müşriklerin veya Medine'deki genel münafık kitlenin arkadaşlar taleplerine değerlendirmelerine bugün rastlamıyor muyuz? Ya yani Müslümanım diyen topluluklarda rastlıyoruz yani çok. Yani çoğu zaman baktığımızda yani kendine Müslüman olduğunu söyleyenler, kendilerini bu şekilde tanıtanların, müşriklerin talepleri, münafıkların talep ve değerlendirmelerine çoğu yerde maalesef uyduklarını görüyoruz. Yani şimdi o zaman Cenab-ı Allah vahiy ve Allah Resulü bunu kaldırdı, büyük devrimci bir olay oldu da, bugün bu ayetin bir karşılığı yok gibi maşa, aynı şekilde bu rezillikler devam ediyor. İffetli olmak sadece kadınların sorumluluğuymuş gibi devam etmiyor mu? Aynen ne diyor. Erkek kendini çoğu zaman kitlesel olarak toplumlarımızda bu tutumlardan beri zannetmiyor mu? Evet. Yani en pesvaya televizyon dizilerinde de bu işleniyor. İşte haberlerde de biz bunları görüyoruz zaten. Evet. Bir de diyor ki arkadaşlar Allah'ı durmaksızın anan diyor. Bu çok önemli bir şey. Allah'ı anmak ne demek? Yani Allah'ı anmak tabii ki insan yani günün içerisinde inşallah der, maşallah der, Allah nasip ederse der, Allah izin verirse şuraya gideceğiz, Allah belanı versin der, lanet okuyacağız zaman Allah'ı merkeze oturtturur. Hani yukarıda güçsüzlüğünü anlasınlar diyor ya. Zaten bir Müslüman bunu anlamış ve büyük meseleleri Cenab-ı Allah'a havale etmiş demektir. Çünkü senin kudretin, sen kimseyi ıslah edemezsin yani. En fazla onun zulmünü durdurabilirsin. O zaman e, bir alan açılır, ıslah alanı oluşmuş olabilir ama karşıdaki sana mağlup olduğu için orada durur ama o nefsindekini sen değiştiremezsin. Allah'la onun arasındaki bir hat artık yani. Allah'ın lütfu olmaz da ekstradan o kişi nasıl ıslah olacak yani. Şimdi dolayısıyla buradaki Allah'ın sıkça anılması siyasal, toplumsal hem bireysel onu söyledim az evvel boyutu var. Zaten biz sürekli Allah'ı anmakla mükellefiz ve Müslümansanız zaten tabi olarak anıyorsunuz her zaman. Böyle 33, 99 bilmem ne filan şeklinde değil. Allah'ın tekliflerini, çözüm önerilerini, vahyin tekliflerini bütün bir insanlığın huzurunda dile getirmek, Allah'ı anmak. Yani Allah'ı nasıl kuru kuru anacaksın? Allah göndermiş mesela diyor ki Allah yanında mücadele edin. Zulme karşı direnin. Allah'ı nasıl anacaksın? Buradaki emri yerine getirirsen anarsın. Değil mi? Yani buradaki emri yerine getirmezsen Allah'ı anmış olur musun? Yani durmaksızın Allah'ı anmak demek arkadaşlar. Durmaksızın sorumluluk üzere olmak demek. Durmaksızın tevhid, adalet, özgürlük, direniş hattı üzere olmak demek. Tutum üzere olmak demek. İnsanlığın içinden çıkamadığı, yeryüzünü ifsad eden her türlü kötülüğe, efendim ifsada karşı vahyin tekliflerinden, önerilerinden yola çıkan çözümler, sunmak demek insanlığa, yeryüzündeki bütün varlıkları. Evet inşallah bütün bunlar, bu kadınlar ve erkekler için Allah mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlayacaktır, hazırlamıştır diyor. İnşallah biz de öyle yaparsak biz de bunu bulacağız. Ve burada bu, bu bölümde gördüğünüz gibi kadın ve erkekler arasında tam bir denge gözetilmiş. Gözetilmiş demek bile doğru olmadı herhalde de. Ya yani burada hani eşitlik meselesi tartışıyoruz sürekli. Vay eşitlik adalet değildir de adalet eşit. Ya arkadaşlar laf oyununa falan gerek yok. Ya hiç kimse eşit olamaz zaten. Eğer o man bir tespit olarak. Boyundan eşit olamaz bilmem ne. Karakterinden eşit. Bunu tartışmıyoruz ki. Eşitlik deyince kimse bunu vurgulamıyor. Yani savunanlar bunu vurgulamıyor. İnsan olma haysiyet ve onuru bakımından aynı mıyız? Sıfır kadın erkek değil ki. Çocukla yetişkin yani, yaşlıyla delikanlı, biraz zenginle biraz fakir fark etmiyor. Farklı kavimlerde, farklı renklerde, dillerde. Sırf kadın erkek meselesi değil ki. Biz insan olarak eşit miyiz? İnsan haysiyet ve onuruna layık mıyız? Bu şekilde kabul ediliyor mu? bizim haysiyetimiz, onurumuz? Burası çok önemli. Efendim? Ee, buradan Müslüman olduktan sonra da kadın ve erkek Allah katında haysiyet ve onur itibariyle aynı şekilde takdir görecek mi? Haşa tabi ki. Ve elbette. Vay adalet filan. Ya kardeşim yani adil olmak eşit davranmayı gerektirir yani. Hazreti Peygamber Medine'deki münafık ahaliye de İslam hukuku uyguluyor. Yani onların davranışlarından veya Rabbimizin beyanlarından işte onların münafık olduğunu biliyor, tespit ediyor filan filan ama bunu kanıtlayamaz. Somut bir belge ortaya koyması lazım. Dolayısıyla o da İslam hukuku, İslam toplumu efendim şartları çerçevesinde şey yapacaktır. Değer görecektir. Devam edelim. 36. ayete geldik. Bismillah Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestisi yoktur. Bu hakkı kendinde göz, görerek Allah'a ve elçisine isyan eden kimse apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur. Evet buna bir dipnot koymuş mu bakalım ne demiş kısa bir dipnot. Lapsen kendi işlerinde bir serbestliğe sahip olmak. Yani davranışlarının ve hareket tarzlarının vahyin koyduğu kurallar tarafından değil de kişisel çıkarları veya temayüllerince belirlenmesine izin vermek diyor. Evet. Şimdi sünnet hadis tartışmalarında da bu ayetler delil getiriliyor. Gereksiz yere. bazen tabi gerekleri de getiriliyor da. Yani İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'in algılanması, Hz. Peygamber'in konumlandırılması bağlamında problemler haddinden fazla takdir edersiniz. Şimdi Allah Allah'ın bizim hakkı, işlerimiz hakkında verdiği hüküme zaten eyvallah kimse itiraz etmiyor. O da tarihsellik bağlamında itirazlar var tabi de. Hadi, peygamber şimdi yaşanmıyor. Veya işte sünnette veya hadiste gösterilen, sünnette tatbik edilen, hadiste gösterilen. Yani şimdi hadis mevzunda maalesef yani çok sıkıntılar var. Yani bunu e, cerdir, tadildir, işte vay efendim peygamberimizden çok sonra tedvin edilmeye başlanmıştır. İşte Hicri 2. yüzyıl filan. Yani bu tartışmalardan evvel çok basit bir ilke konulabilir, konulmalıdır tabi de. Yani Kur'an-ı Kerim'le çatışan bir şey. Hazreti Peygamber söylemiş olabilir mi? Hazreti Peygamber bir iman mevzuu getirebilir mi arkadaşlar? İştahat yapabilir. Dönemsel gerekçelerle yeni bir takım yani iştahatlar, hükümler koyabilir ama dönemle kayıtlıdır. O günün siyasal, ekonomik, dini bir takım faktörleri muvaciyesinde bu kararlar alınmıştır. Tabii ki o dönemdeki Müslümanlar buna uyacak. Yani şurada işte arkadaşlar sakın muslukları işte kapatmayın. Çünkü donma tehlikesi var dedi kış günü. Kapatmayın dedi. Tabii ki onu biliyor yani. Kışın kapatılmaması gerekiyor. Ama kapatmayın. Genel bir ifade. Yani o nikahı kapsar. Ama yani mümkün mü o kişi onu onu kay kapsasın? Soğuktan dolayı diyor yani. Vay efendim musluklar kapatılmasın, kapatılsın. Mesela buna buna uymazsak orada musluğu kapatırsak haram işlemiş oluruz. Bir su donmuş olur. İki donduğu için bir sürü maddi hasar ortaya çıkar. Kırılır, yapılır, sökülür. Üç, Acil suya ulaşma ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını engelle gidermesini engellemiş oluruz. Yani normalde musluğu kapatmak niye haram olsun ama bir dönemsel, değil mi? Ya kış mevsiminde. Ya bunu kış mevsiminde şöyle azıcık bir akmalı, çok aşırı soğuk yerlerde. Yani şimdi Hz. Peygamber'in bu insani eylemleri veya fukaha'nın mezheplerinin ekollerin neyse dönemsel bir takım Göstergeleri, faktörlere bakarak aldıkları karar tabii ki yani haram ve helal statüsüne girer. O da Müslümanların ve insanların efendim dönemsel zararlarıyla alakalı, ıslah ya da ifsatları alakalı bir şeyse. Ama bu mutlak mıdır? Değildir. Mutlak olan, iman esası olan Kur'an'da belirtilmiştir. Peygamberimizin bir insan olarak vahye muhatap hatta onun öncüsü olan bir insan olarak tabii ki vahyin dediklerini yapmakta mükellef olduğunu biliyoruz. Ama vay sahih kitaplarda geçiyor, vay şu olmuş bu olmuş, hayır hayır. Kur'an'a uygun mu yani? Ve iman esası getiriyor. Mu? İman esasını da Kur'an getirir arkadaşlar. Hz. Peygamber kitap nedir, iman nedir bilmiyordu 40 yaşından evvel. O da Kur'an-ı Kerim'le mümin oldu. Ama tabii bizim anlatım çok berbat yani. Çok berbat. Hatta ta Adem'den önce yarattırıyor filan. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar Allah'ın hükmü ayrı Hz. Peygamber'in de verdiği hüküm ona bağlantılı olarak. Tabii ki ona uyacağız yani. Düşünsenize Peygamber aranızda ve siz ona uymuyorsunuz yani. O da zaten çok ilginç. Yani Hazreti Peygamber de çoğu sosyal mesele, değil, çoğu değil hepsini yani çünkü ayetlerle kayıtlı. Zaten istişareyle alıyor, şurayla. Dolayısıyla şuraya duymamız farz zaten, katılmamız. Sonuçta artık ona uyacağız, oradan bir hareket. Bir de ben bunu Allah Resulü'nden sonraki sürece de bir işaret olarak Cenab-ı Allah tarafından vurgulandığını bize gönderildi diye şeklinde şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Ve bir zaman ey Muhammed Allah'ın lütufta bulunduğu ve senin de iyilik ettiğin kişiye evet hadi bakalım eşin terk etme ve Allah'ın karşın sorumluluğunun bilincinde ol demiştin ve böylece Allah'ın yakında aydınlığa çıkaracağı şeyi içinde gizlemiştin. Çünkü insanların ne düşüneceklerinden çekiniyordun. Oysa çekinmen gereken yalnız Allah olmalıydı. Fakat sonra Zeyd kadınla beraberliğin sona erdirdiğinde onu senin evlendirdik ki gelecekte evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlar da evlendikleri için müminler suçlanmasın. Ve Allah'ın buyruğu böylece yerine getirilmiş oldu. O halde Allah'ın kendisi için takdir ettiği şey yapmasından dolayı peygambere hiçbir suç isnat edilemez. Gerçekte bu sizden önce gelip geçenler için de Allah'ın bir uygulamasıydı. Evet. Ve şunu unutma ki Allah'ın iradesi mutlaka tecelli eder. Ve bu Allah'ın mesajlarını dünyaya tebliğ edenler, ondan korkanlar, ve ondan başka kimseden korku duymayanlar için de geçerli olan Allah'ın adetidir. Hiç kimse Allah kadar insanların yaptıkları için hesap sorucu değildir. Ve bilin ki ey müminler Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve bütün peygamberlerin sonuncusudur. Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi bu çok tartışılan bir bölüm. İşte Zeyd Hazri Peygamber'in yani evlatlığı diye anlatılıyor. Yani evlatlıklarınız diyor sizin çocuklarınız değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Burada önce bu hukuki ilkeyi vurgulamaya çalışan o şeyi hususiyeti ne yapmalıyız arkadaşlar? Ona göre ...bir mahremiyet oluşturun. Ona göre psikolojik bir zemin oluşturun demeye getiriyor. Tamam buradaki radikal kırılma zaten çok zor. Yani Hazreti Peygamber'in... ...zaten ayet söylüyor yani. Çok çok zor yani. Ne diyor? Ee, çekiniyordun diyor. Evet içinde gizlemiştin. Çünkü insanlar ne düşüneceklerinden çekiniyordu. Yani... El adama ne der? Hakikaten çok zor bir şey. Bugün olsa bir sürü dedikodu filan. Bunu işte evlatlıkları boşan sonuna evlensin. Böyle yani algılamak doğru değil. Böyle çeviri de doğru değil bana sorarsanız. Öncelikle evlatlıkların kendi çocukları olmadığının bilinmesi ve onlara bildirilmesi. Ona göre ailede başka çocuklar vardır. Yani başka insanlar vardır. Hukukun o şekilde oluşması, yoksa illa evlatlığa gerek yok. Hayatta birçok insana zaten ne diyorsun ya filanca bana çok babalık yaptı, babam gibi sever. Filanca benim evladım gibidir, evlad. Ya ya bunları diyoruz ama sonra da bazı kötü olaylar yaşanıyor. İşte öyle demeyin, doğru. Ya oraya geliyor bakın, evladı değil yani, babası da değil. Dolayısıyla. Bu hukuku netleştirilmesi aslında herkesin faydasını, bütün fitnelerin önüne geçen bir şey. Ayrıca insanın psikolojisini de yani doğrudan ilgilendiren bir hadise. Yani sosyolojik, hukuki boyutları var, diğer tarafları da var. Bunu da kime yaptırabilir? Bu yargıları kime değiştirebilir? Cenab-ı Allah sadece peygamberine değiştirebilir. Çünkü buna kimsenin gücü yetmez. Kimse bu ağır yükü kaldırmaz arkadaşlar. Peygamber de zaten çok zorlanıyor yani. Yani yapmazsınız, yapmayız biz yani. Ama peygamber bunu yapmak da mükellef. Bu şeyi kıracak. Ya bu demek değil ki. Yani başka bir insana, çocuğa, bir evlat şefkatiyle yaklaşılmasın. Ya değil ya. Yani. Bunları birbirine karıştırıyorlar. Peygamberimize, İslam'a iftira atmak için. Sonraki Müslümanlar da maşallah çok şekilci olduklarından bunları böyle dümdüz anlıyorlar. Garip garip böyle bir İslam dünyasında izahlar var. Yani insan onları dinlerken utanıyor yani. Böyle değil kardeşim ya. Bu olayın psikolojisi o şekilde ifade edilemez ya. Bunu böyle çeviremezsin, anlatamazsın. Kafayı evliliğe takmışsınız Yani. Ya ümmetin meselesi bitmiş gibi bakın videolar, bir takım tarikatlar ve dini çevreler Kadın erkek, kadın erkek, evlilik... Ya arkadaş bırakın Allah aşkına ya. Tamam yani söylenecekler söylendi. Bu mu yani İslam dünyasının ve Müslümanların ve bütün insanlığın içinde bulunduğu, bütün bir yeryüzünün içinde bulunduğu problemler bu mu? Evet. 41. Siz ey imana ermiş olanlar... Allah'ı çokça anın ve sabah akşam onun şanını yüceltin. Az evvel söyledik. Yani Allah'ı çokça anmak ne demek? Allah'ın şanını yüceltmek, yükseltmek ne demek? Allah'ın şanını yüceltmek, yükseltmek onun vahiyle bize bildirdiği ilkeler doğrultusunda efendim bir hayatın oluşabilmesi için teklifler sunmak, bunun mücadelesini vermek. Allah Allah diye Allah'ın şanını yüceltemeyiz. Allah'ın ayetlerini yanlış anlayıp da yeryüzünde abuk subuk yorumlar yapıp insanların kin ve nefretini celbederek de Allah'ın ayetlerini yüceltemeyiz arkadaşlar. Adaletten yana, zulme karşı kim olursa olsun mazlumdan yana durarak bir müslim olarak, mümin olarak Allah'ın şanını yüceltebiliriz ancak. O size kendi mesajlarını taşıyan melekleriyle nimetlerini bahşeder ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kur'an-ı Kerim diyor, bütün insanlığı, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. yeryüzünde Kur'an'la yarış ediyorlar yani. Vay işte o karanlık biz aydınlığız diye. O da ayrı bir mesele. Ve o müminler için rahmet kaynağıdır. Oo, evet. Ona kavuşacakları gün selam hitabıyla karşılanacaklardır. Ve Allah onlar için en güzel ödül hazırlamıştır. Ya işte Allah'ın ödülü beklemiyoruz da filan da böyle şeyler de söylüyorlar. Ya buna da katılmıyorum. Niye beklemesin ki? Ödül için mi yapıyoruz? O zaman çıkarcılık olur. Tabii ki yani ödül için değil de yani ödül de veriyor Allah yani şimdi onu da istesin ne olacak yani onu da istesin rahat olun ya ya insan insanız yani biz Tanrı melek filan haşa öyle bir şey değiliz yani yani güzel bir sonla karşılaşmak istemiyor muyuz yani ya diyor ki işte Allah'ın rızası olunca zaten ödül de beraber gelecek ya ona inanıyor zaten herkes bırak Hevesini kursağını da bırakma ya. Bu kadar böyle birisi şekilcilik dayatması yapar. Öbürü başka bir dayatma yapar. Rahat bırakın insanları. <laughs> Bıraksınlar değil mi? Evet. Sana gelince ey peygamber. Sana gelince. Unutma ki biz senin hakikatin bir şahidi. oh. Bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Şahit olmak, onu örneklemek, müjde vermek, az evvelki müjdeler ve uyarmak insanlığı yapmayın yani. Kötü sonuçlara karşı uyarmak. Bunun için gönderdik diyor. Herkesi onun izniyle Allah'a çağıran ve ışık saçan bir kandil olarak. o çok güzel benzetme. Demek ki peygamberimiz Allah'a çağıran e yine onun izniyle ışık saçan bir kandil olarak vasfediliyor harika bir şey ve bütün müminler bunu takip etmeli tabii ki. Çok iyi. Çok güzel. 47 O halde müminlere kendilerini Allah'tan büyük bir lütuf beklediğini müjdele. Hakikati inkar edenler ve iki yüzlülerin değerlerine uyma ve onların incitici sözlerini aldırma. Yalnız Allah'a güven, hiç kimse Allah kadar güven verici olamaz. Yani kafirlerin, zalimlerin, münafıkların incitici sözlerini aldırma diyor Allah'a güven. Çünkü bu iş ahirette bitecek. Gerçek mahkeme orada kurulacak. Bunu bırakalım. Pasajda 48 inşallah. Bu kadar ara vermemiş oluruz. Yani bu Kur'an sohbetleri inanın arkadaşlar o kadar iyi geliyor ki bana. Ya kendi kendinize okuyorsunuz tabii ki. Herkes okuyor yani hepimiz. Defaatten çoktuk ama burada okurken, konuşurken, tartışırken insan böyle yeni ufuklar keşfediyor. Yeni ayrıntılar, derinlikler. Böyle bir ruh dünyası, gönül dünyası da rahatlıyor, zenginleşiyor. Hemen burada düşünüp kafasına gelen yeni tespitler arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bazen yazılar yazıyorum falan. Müthiş bir olay. Kur'an'la kalın. Allah'a emanet olun. Selamün arkadaşlar. Hoşçakalın.